samuray deneyimine geldik mi? Hayır. Şimdi samuray deneyimine geldik mi? Hayır. Şimdi nihayet samuray deneyimine geldik mi? Evet, işte şu tarafta. Hadi gezimiz başlamak üzere. Tamam. Dünyanın dört bir yanından gelenler, samuray deneyimi müzesine hoş geldiniz. Bugünkü gezimiz kaligrafi odasından başlıyor. Ben kaligrafi ustanız Hideki. Antik Japon fırça çalışması... Kılıçlar, zırhlar ve diğer şeyler nerede? Bunun samuray tecrübesi olması gerekiyor sonuçta, değil mi? Ben... Ne var? Ben kılıçları görmek istiyorum. Tablodaki harfleri değil. Zamanla oraya da geleceğiz. Ama önce sizlere bir şeyin gücünü öğretmeliyim. Fırçanın gücünü. Ne güçlü? Vay canına, çok huzur verici. Tarzınız çok hassas ve de doğal. Her vuruşta nazikçe rüzgarı hissetmeniz gerektiğini unutmayın. Galiba benimki bozuk. Samuray bölümündeki kılıçları falan görme vakti gelmedi mi ve yüzünüzde mürekkep var? Söylediğim gibi, zırh odası kaligrafiden sonra geliyor. Ama bu dakikalar sürecek. Yapma Ben, sabır bir erdemdir. Telefonlar ve bilgisayardan önceki zamanı hayal et. Bu düşünceleri kaydetmenin tek yoluydu. Ama kaligrafi neden bu kadar sıkıcı olmak zorunda? Aslında Ben, bu fırçanın vuruşuyla bir kılıcın hareketi birbirine çok benziyor. Rüzgarı hissetme kaligrafisine şodo deniyor ve odaklanmanı sağlıyor. Odaklanmayı öğrenmem gerekmiyor. Ben zaten samuraya odaklandım. İşimiz bittiğine göre ben onu salondan çıkarayım. Çok uzaktan akrabayız. Gezinin bu bölümüyle ilgilenmediğini biliyorum ama sabırlı olmalısın Ben. Sen biraz burada kal. Sabırlı olmak istemiyorum. Ben samuray tecrübesi istiyorum. Burada bir yerde gerçek samuray yaşıyorsun. Keskin şeyleri nerede sakladıklarını bulabilirim. Güvenlik kilidi. Eminim dört kol bu kapıyı indirebilir. Dört kolun samuray hali nasıl olurdu acaba? Muhtemelen dört kılıcı olurdu ve onları çok hızlı döndürürdü. Ya da belki iki kılıcı. Bir saisi ve kalkanı olurdu ya da kılıcı olmaz. Bir yayı, bir kalkanı ve dördüncü elinde de oklar olurdu. Kaligrafi işini biraz denemek ister misin? Eğer bahsettiğin şodoysa benden bir şey bekleme büyük baba. En güçlü yönüm bu değil ama bence burada beklemek de sabrın bir ispatıdır. Sadece başını derde sokma. Belki de sabır denen şeyi bir denemeliyim. Evet, tamam. Sabır, sabır. Haydi bakalım. Ne kadar geçti acaba? Bir Omnitrix'im var. Bu kadar sabır yeter. Evet. Çok kayanın o kilidi kızartma zamanı. Hayır, yapamam. Kendimi kaybetmemeliyim. Ama çok da merak ediyorum. Sabır bir erdemdir ama süper silahlar... Hayır, diğer herkes gibi beklemem lazım. Hey, o da neydi? Şu da önemli. Araştırmacı olmasam nasıl kahraman olurdum ki? Vay, tatlı silahlar. Zırh, saylar, oklar ve yaylar, kötü çocuk, kalkanlar. Ne? Kötü çocuk mu? Sen burada ne arıyorsun? Hey! Bekle! İyi şeyler beklemeyi bileni bulur Ben. Rüzgarı hisset. Belki büyük babamla Gwen'i dinleyip bunu enine boyuna düşünmeliyim. Ya da belki enerji sayıyı kullanabilirim. Evet. Yapamazsın. Hiçbir yere gitmiyorsun. Tamam koca yağ tenekesi, ya o harika kılıcı geri vereceksin ya da harika bir kılıç dövüşüne hazırlanacaksın. Lütfen kılıç dövüşü olsun çünkü çok sıkıldım. Pekala, seni sıkılmanı istemeyiz, öyle değil mi? Evet, kılıç dövüşü. Yani suç işlemek kötüdür.